IPL tedavisi yoğunlaştırılmış ışık tedavisi olarak bilinir. IPL işlemini günümüzde hem kozmetolojik işlemler hem de dermatolojik rahatsızlıklar için yoğun olarak kullanmaktayız. Başta akne tedavisi olmak üzere cilt gençleştirme, leke tedavisi ve kolajen uyarımı amaçlı kullanılabilmektedir. Yüz dışında dekolte bölgesi, el sırtı ve kollardaki güneş lekeleri için de kullanılmaktadır. İşlem öncesi hastaya herhangi bir lokal anestezik uygulama yapılmamakta. Cihazı kullanıma başlamadan önce öncelikle cilde ultrason jeli uyguluyoruz. Ultrason jeli sayesinde hem hastanın konforunu artırıyoruz. Soğuk görevi gördüğü için hastanın cildine uygulanan ısı artışını hissetmemesini sağlıyoruz. Hem de iletkenliği artırarak cihazın daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. İşlem sırasında IPL başlığı olarak kullandığımız safir bir başlık var. Safir başlıkla hastanın hangi tedavisini uygulayacaksak ona uygun bir dalga boyu ayarlayarak atış yapıyoruz ve sonrasında jeli temizleyip soğuk ışık uygulamasına geçiyoruz. Soğuk ışık uygulaması ise LED ışık olarak görev almakta. LED ışık sayesinde işlem sonrasında ciltte oluşan kızarıklık ve hassasiyeti gideriyoruz ve işlem sonrası oluşan kabuklanma ve kuruluk gelişimini önlemiş oluyoruz bu şekilde. En son hastayı göndermeden önce cilt üzerine nemlendirici ve güneş koruyucu uygulayıp gönderiyoruz. İşlem sonrası genellikle hastayı rahatsız edici bir kızarıklık veya bir renk değişimi oluşmamakta ve hasta günlük hayatına devam edebilmektedir. Şimdi bir akne hastamız kliniğimizde. Onun için bir IPL uygulaması yapmak üzereyiz. İşlem sırasında hastamızın gözlerini kapalı tutuyoruz. Biz de yine koruyucu bir gözlük takıyoruz. Jeli tüm yüze yoğun olarak uyguladıktan sonra doz aralığını belirleyip işleme başlıyoruz. Yoğun bir ışık olduğu için hastada bazen irkilme olabiliyor. Fakat bu ağrıdan kaynaklanan bir irkilme değil. Genellikle hastanın ışığa verdiği reaksiyon olarak bunu gözlemliyoruz. Tüm yüzü bu şekilde dikey ve yatay olarak tarıyoruz. Ağrılı bir işlem değil kesinlikle. İşlem sırasında ve sonrasında kızarıklık da gözlemlemiyoruz. Seans aralıklarımız genellikle haftada bir ya da iki haftada bir gibi oluyor. Hastanın ihtiyacına, şikayetin yaygınlığına ve şiddetine bağlı olarak seans sayısı 4 ile 8 arasında değişebilmekte. IPL uygulamasını bitirmiş durumdayız şu an. Şimdi jeli temizleyerek hastamızın cildini rahatlatmak üzere LED ışık uygulamasına geçiyoruz. Evet, cildi jelden arındırdık. Şimdi LED uygulamamıza geçmemiz lazım. Gördüğünüz gibi işlem sonrası hastanın cildinde sonradan oluşan bir kızarıklık yok. LED uygulamasına başladık. IPL işlemi sonrası ciltte oluşan hassasiyeti gidermeye yönelik her bölge için 35 saniye gibi kısa bir süre işlemi her bölgeye gezdirerek uyguluyoruz. IPL tedavisini hemen hemen tüm yaş grubunda uygulayabiliyoruz. Herhangi bir yaş sınırımız yok. Özellikle dikkat ettiğimiz hastanın güneşe duyarlılığının olup olmaması, ışığa duyarlılığı yaratacak herhangi bir ilaç kullanımı var mı? Böyle hastalarda kullanamıyoruz. Yine kan sulandırıcı ilaç kullanımı varlığında bu tedaviyi tercih etmiyoruz. Hamilelik, gebelik süreci, emzirme döneminde kullanmıyoruz. Ve hastanın cildinde deri kanseri varlığı veya deri kanseri öncüsü bir lezyon varsa tabii ki bu tedaviyi uygulamıyoruz. Dolayısıyla tıbbi bir tedavi aslında IPL tedavisi. Tamamen dermatologlar tarafından uygulanması gerekli bir uygulama. İşlem sonrası hastaya özellikle güneşten korunması konusunda uyarılarda bulunuyoruz.
tüm uygulamalarda olduğu gibi IPL tedavisi sonrasında da güneş koruyucu ürünün düzenli ortalama 4-5 saatte bir tekrarlanması gerekir. IPL uygulaması ve soğuk ışık uygulamamızı yani LED uygulamamızı tamamladık. Şimdi hastamızın cildine uygun nemlendirici ve güneş koruyucu uygulamasını yapıyoruz. Hastamızı bir hafta sonra tekrar kliniğimizde ikinci seansı için randevumuzu ayarlayacağız şimdi. Böylelikle işlemimizi tamamlamış oluyoruz.